Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü Türkçe dersimizde sizlerle daha önce öğrenmiştik. Şiirde konu, şiirde ana duygu ile ilgili çalışmalar yapacağız bugün. Atatürk Kitabımı açtım. İlk Atatürk'ü gördüm. ABC'yi öğrendim. Atatürk yazdım önce. Çağlar içinde çağlar geçse de Atatürk en önde. Bir bayrak gelir aklıma Atatürk deyince. Evet sevgili çocuklar, bu şiirimizi okuduktan sonra konumuza başlayabiliriz. Daha önce öğrenmiştik sevgili çocuklar. Bugün kısa bir tekrar yapıp hemen çalışmalarımıza başlayacağız. Şiirde konu ve şiirde ana duygu. Şiirde anlatılan olay, düşünce veya durum şiirin konusunu oluşturur sevgili çocuklar. Evet hatırlıyorsunuz. Şiirde ne anlatılıyor sorusunun cevabı şiirin konusunu verir. Evet sevgili çocuklar devam ediyoruz. Okuduğumuz veya dinlediğimiz şiirin bizde uyandırdığı duyguya ana duygu denir sevgili çocuklar. Ve anlatılmak istenen asıl duygu ve düşünceye ise tema denir sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar etkinliklerimize başlayalım. Birinci sorumuz yukarıdaki şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Yani okuduğumuz, dinlediğimiz şiirin bizde uyandırdığı duygu. Yurdumun bütün kırları baharda yeşerir, baharda. Bütün ağaçları baharda çiçek açar, güzelim baharda. Evet bu şiirin bizde yarattığı duygu nedir? A seçeneği yurt sevgisi, B seçeneği gezme sevgisi, C seçeneği bahar coşkusu. Evet sevgili çocuklar. Okuduğumuz veya dinlediğimiz şiirin bizde uyandırdığı duyguya ana duygu diyoruz. Bu şiirin, yukarıdaki şiirin bizde uyandırdığı duygu yani ana duygusu bahar coşkusudur. Yani doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Evet sevgili çocuklar diğer bir sorumuzla devam ediyoruz. Şiirin konusu hangisidir? Evet bakalım şiirimizi okuyalım. Akşamları çok güzel kar yağar. Beyaz bir gelinliğe benzer dağlar. Buz gibi olur sular. Kış mevsimi geldiği zaman. Evet bu şiirin konusu yani bu şiir neden bahsediyor? Daha çok bize ne anlatıyor sevgili çocuklar? Bu şiirde ne anlatılıyor? Sorusunun cevabı şiirin konusunu veriyordu. Biz de bu şiirin konusunda. Bu şiir bize ne anlatıyor? Kış mevsimini anlatıyor, değil mi? Çünkü e, buz gibi olur sular diyor, e, her yerde her yere kar yağar diyor ve kış mevsimi geldiği zaman diyor. O zaman bu şiirin konusu kış mevsimidir sevgili çocuklar. Yani A seçeneği doğru seçeneğimizdir. Evet sevgili çocuklar diğer sorumuzdayız. Önce şiirimizi okuyalım. Oyun. Sebzelerden sevdiklerim. Havuç, domates, oyun. Meyvelerden sevdiklerim. Elma, şeftali, oyun. Bence en iyi besin oyun. Çünkü hiçbir şey yemesem bile bazen oynarken doyuyorum. Evet sevgili çocuklar sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi oyun şiirinin konusu olabilir? Evet sevgili çocuklar bu şiir bize neyden bahsediyor? Ne anlatıyor? A seçeneği sebzeler, B seçeneği oyun, C seçeneği meyveler. Evet sevgili çocuklar bu şiir bize oyundan bahsediyor değil mi? Oyun anlatıyor. O zaman doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Peki sevgili çocuklar diğer sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi Oyun şiirinin ana duygusudur. Yani okuduğumuz, dinlediğimiz şiirin bizde uyandırdığı duygudur. A seçeneği sebzelerin faydası, B seçeneği oyun sevgisi, C seçeneği meyveler. Evet, bu şiirin bizde yarattığı duygu oyun sevgisidir sevgili çocuklar. Yani oyun şiirinin ana duygusu B seçeneği oyun sevgisidir. Evet sevgili çocuklar diğer sorumuza geçiyoruz. Yukarıdaki şiirin ana duygusu nedir? Evet okuyalım. Bir güneşsin yurduma, koştun nice yardıma, ışıksın yoluma sevgili öğretmenim. Evet bu şiirin bizde uyandırdığı duygu şiirin ana duygusunu veriyordu sevgili çocuklar. O zaman seçeneklerimize bakalım. A seçeneği yurt sevgisi, B seçeneği öğretmen sevgisi, C seçeneği okul sevgisi. Bu şiirin bizde yarattığı duygu yani şiirin ana duygusu öğretmen sevgisidir sevgili çocuklar. Doğru seçeneğimiz B seçeneği öğretmen sevgisidir. Evet bu şiirimizin konusu nedir peki sevgili çocuklar? Bu şiir bize öğretmenden bahsettiği için şiirin konusu öğretmendir. Şiirimizin ana duygusu ise öğretmen sevgisidir. Evet diğer bir sorumuzdayız. Yukarıdaki şiirin konusu nedir? Taşıda sağlam binelim, ancak durunca inelim. Bugün konumuz trafik, kuralını öğrenelim. Sağdan yürü kaldırımda, dikkatli ol her adımda. Eğer kurallara uyarsam tehlike yok hayatında. Evet, bu okuduğumuz şiirin konusu nedir sevgili çocuklar? Yani bu şiir bize ne anlatıyor? Bu şiir bize Trafik anlatıyor değil mi? Trafikten bahsediyor. O zaman seçeneğimiz A seçeneği taşıtlar mı? Değil. B seçeneği trafik. C seçeneği kurallar. Trafikten bahsettiği için doğru seçeneğimiz B seçeneği trafiktir sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar. Diğer bir sorumuzla devam ediyoruz. Okuduğumuz bir şiirin konusunu bulmak için aşağıdaki sorulardan hangisini sormalıyız? Evet, şiirde konuyu bulmak için hangisini sormalıyız? A seçeneği. Şiirde ne anlatılıyor? B seçeneği. Okuduğumuz veya dinlediğimiz şiirin bizde uyandırdığı duygu nedir? C seçeneği. Şiir hangi amaçla yazılmıştır? Evet, şiirin konusunu bulmak için sevgili çocuklar hangi soruyu soruyorduk? Evet, şiirde ne anlatılıyor sorusunu soruyorduk. B seçeneğindeki okuduğumuz veya dinlediğimiz şiirin bizde uyandırdığı duygu ise ana duygudur sevgili çocuklar. Yani bizim doğru cevabımız A seçeneğidir. Evet sevgili çocuklar diğer bir sorumuzdayız. Okuduğumuz veya dinlediğimiz bir şiirin bizde uyandırdığı duyguya ne denir? Evet hemen cevap veriyorsunuz. A seçeneği ana fikir, B seçeneği ana duygu. C seçeneği şiirin konusu. Evet bizde uyandırdığı duyguya okuduğumuz veya dinlediğimiz bir şiirin bizde uyandırdığı duyguya biz ana duygu diyorduk. Yani doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Evet sevgili çocuklar geldik diğer bir sorumuza. Okuduğumuz şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Evet şiirimizi okuyalım ve ana duygusunu bulacağız sevgili çocuklar. Yani bizde uyandırdığı duyguyu bulacağız. Ne sevimli bir annesin. Ne tatlıdır senin sesin. Benim canım mısın nesin? Sen olmazsan yapamam ben. Evet, buradaki ana duygu bizim hissettiğimiz duygu nedir sevgili çocuklar? A) Çocuk sevgisi, B) Anne sevgisi, C) kardeş sevgisi. Evet, burada Anne sevgisi, değil mi? Şiirimizin ana duygusu, bizde uyandırdığı duygu anne sevgisidir sevgili çocuklar. Doğru cevabımız B seçeneği anne sevgisi. Evet sevgili çocuklar, diğer sorumuza devam ediyoruz. Yukarıdaki dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Okuyalım. Toprağını karış karış gezdim dağ bayır. Seyrettim uzun uzun kızıl yeşil ırmağını Evet ana duygu yani okuduğumuz dinlediğimiz şiirin bizde uyandırdığı duygu nedir ana duygusu nedir bu şiirin A seçeneği doğa sevgisi B seçeneği yurt sevgisi C seçeneği insan sevgisi Evet toprağın karış karış gezdim dağ bayır seyrettim uzun uzun kızıl yeşil ırmağını burada daha çok ana duygusu yurt sevgisidir sevgili çocuklar. Evet doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Evet sevgili çocuklar bugünkü dersimizde şiirde konu, şiirde ana duygu ile ilgili çalışmalar yaptık. Diğer derste görüşmek üzere, hoşçakalın.